Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün bitkiler ekerken, çoğaltırken, çelikten ve yapraktan üretim yaparken biliyorsunuz ki köklendirici hazır tozlar satılıyor. Ama biz kendimiz evde bu şekilde mercimekle köklendirici toz yapacağız. Çok ekonomik bir şekilde bir bardak mercimek kullanarak şu şekil kavanozumuza bir bardak mercimeği ekliyoruz arkadaşlar. Yapımı çok basit. Çok da kullanışlı. 3 bardak kadar ister ölçebilirsiniz, ister direkt dökebilirsiniz. Amacımız mercimeklerimizin üzerini su ile örtmek arkadaşlar. Evet, 2 bardak. Yani 2 bardak, 2,5 bardak koyacağım. 1 bardağı 2,5 bardak su yeterli. Bu şekilde yaptıktan sonra bu kavanozumuz bekleyecek. Ne şekilde bekleyecek? Ağzı kapalı bir şekilde şu şekil bir bezle ağzını kapatacağız ki çok fazla ışık içerisine girmesin. Burada sadece yumuşayacak. 2 gün bekleyecek. Mercimeklerimiz yumuşayacak arkadaşlar. Daha sonra farklı işlemler yapacağız. Aşama aşama sizlere tamamını paylaşacağım arkadaşlar. Sonuç mükemmel oluyor. Hepinize denemenizi tavsiye ederim. Ağzını bir lastik bir bandajla da kapatabiliriz. Şu şekilde bir lastik kapatalım ki olur da bezimiz kayar düşer. Onu istemeyiz. Yosunlanma olmasın. Çünkü 2 gün bu suda bekleyecek mercimeklerimiz. Yani yosunlanma olursa orada bir bakteri üremesi başlar. Bunu istemiyoruz. Sadece mercimeklerimiz yumuşayacak ve filizlenmeye hazır vaziyete gelmiş olacak. Bu şekilde mutfağımızda ışık görmeyecek, yani çok güneş ışığı almayacak bir yerde. Eğer bura mutfağınızın cama yakın olan dezgahınızın kenarına değil de daha iç kısma götürüp yerleştirip 2 gün bekletiyoruz arkadaşlar. İki gündür suda bekliyor arkadaşlar mercimeklerimiz. Yani bir gündüz 2 gece bekletmiş olduk. Tekrar şu an akşam saat 8-9 gibi yapmıştım bu işlemi. Tekrar bir gündüz bir gece, yani 2 gece bekletmiş oldum. 2 gün bekletmeniz yeterli oluyor. Bu şekilde suyunu süzüyoruz. Bu süzdüğümüz suyu da dökmeyeceğiz. Çok güzel bir bitkilerimizi köklendirecek toz yapacağız. Bu şekilde süzdükten sonra bu şekilde de bir gün bekleteceğiz bunu arkadaşlar. Burada şu işlemi oluşturmuş olacağız. Çimlenme olacak. Çimlenme aşamasında da bu bitkilerimizin çok fazla tamamında o var ama bu mercimekte daha fazla var. Bitkilerin kendi bünyesinde fitohormonlar vardır arkadaşlar. Bu da en çok mercimekte vardır ve çimlenme anında vardır. Bunlar hücre çoğalması, hücre büyümesi, hücre gelişmesini sağlar. Mercimek çimlenme esnasında bu hormonlarla en yüksek seviyeye ulaşıyor. Çimlenme esnasında. Biz de çimlenme esnasındayken bunu işlem yaparak bir toz haline getireceğiz. Bir oksin hormonu elde etmiş olacağız. Bu da bitkilerimizi köklendirici toz olarak yapmış olacağız. Bu şekilde bekleteceğiz. Daha yayvan bir kaba da koyabiliriz. Ben de şimdi o şekilde yapacağım bunu. Daha yayvan bir kap getireceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Suyunu iyice süzdüreceğiz ve bu şekilde bir günde bu şekilde bekleteceğiz arkadaşlar. Bakın. Mercimeklerimiz iyice suyu almış bir şekilde şu şekil yine üzerini kapatalım ve bu şekilde bekleteceğiz. Evet arkadaşlar, mercimeklerimiz bir gün bu şekilde beklettik. Sonuç bu şekilde olması lazım. Yaprak vermesini beklemeyeceğiz. Hepsinin
Bu şekil filiz vermesi yeterli. Yani yaprak vermesi bizim için faydalı bir besin değeri olmaz. Yaprak vermeden bu şekilde bunları şöyle bir bunları ezeceğim. Önemli olan ezmek. İster sulu bir şekilde bir üzerine blender geçebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kendi suyunu dökmemiştik. Hatırlıyorsanız videomuzun başında. Eğer katı olursa o suyundan ekleyip o şekilde ezeceğiz. İlk önce şu şekil katı bir şekilde bunları çekeceğim. Evet, mercimeklerimizi şu şekil hazırladık arkadaşlar. Şöyle bir tepsi çekerken eğer katı olduğunu düşünüyorsanız dökmemiş olduğumuz bu suyudan ekleyerek çekebilir, ezebilirsiniz. Havanda da ezebilirsiniz. Şu şekil bir bez üzerine döküp kurutacağız. Çıkması kolay olsun diye bez üzerine döküyorum. Bir poşet üzerine de dökebilirsiniz. Kalan tüm mercimeklerimizi de aynı bu şekilde yapıp tepsiye serip kurutacağız arkadaşlar. Güneşte de kurutabilirsiniz. Gölge yerde de bunda da hiçbir sakınca yok. Her iki yerde de olur. Kalan tüm mercimeklerimizi de bu şekil ezdirdim. Önemli olan çimlenmeyi durdurmak ve onları parçalamak. Ardından kurumasını beklemek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kısa sürede mercimeklerimiz bu şekilde kurudu. Artık bunları toz haline getireceğiz ve köklendirmede kullanacağız. Şimdi ben size bunu kenarlardan aldım. Havanda kolaylıkça dövülüyor ama birazcık zaman alıyor arkadaşlar. Ben çok uğraşmadım ama inceltebildiğim kadar kısa süre içerisinde incelttim. Sizlere şimdi bundan nasıl köklendirme yapacağız bundan göstereceğim. Şöyle bir budanmayı bekleyen bir begonyam var. Bu beyaz şeker begonya arkadaşlar. Şöyle çok güzel yeni sürgünleri var. Bundan köklendirme yapacağım. Hem onu budamış olacağım. Sizlerle birlikte. Şöyle çelikler alalım. Hem mercimeklerimiz ne kadar süre içerisinde köklenme yapıyor. Onun da bilgisini öğrenmiş olacağız. Şöyle düzine çelikler aldım ilk önce. İki tane alacağım. İki tane ekelim. Budamasını sonra devam edeceğim. Tepesinde sürgünü var. Onun aynısını aldık. Bunun da aynısını alalım. Biraz alt boğum kısmına doğru inmeye çalıştım. Şöyle iki tane aldık. Bakın bu bolca saksımızı kısa sürede dolduracak. Şöyle yaprak ve boğum kısmına yakın birazcık verevine doğru kestim. Bu yaprağımızı da aldım. Bunu da aynı yaprak boğum alt kısmından birazcık verevine kestim. 4-5 santim kadarlık alt yaprakları temizliyoruz. Bunu da alalım. Şu yaprağımız burada çok sağlıklı değil. Bunu da temizledik. Bundan ben köklendirme yaptım. Çok az, yani suda normal köklendirme yaptım. Çok az kök verdi. Ektim, tutmamıştı. Bir de bu şekilde bunu denemiş olalım. Normal diğer begonyam var. Onu denedim. Onda olmuştu. Şöyle
Hemencecik topraklarımızı bardaklara ekim yapacağım, deneyeceğim. Sonucu da sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Dolduralım bardaklarımızı. Bardaklarımızı toprakla doldurduk. Çeliklerimiz hazır. Size ekimini anlatalım. Şöyle önce yerlerini hazırlıyoruz. Hangisini? Bence torpil geçmeyelim. Şu tepesi şey olana köklendirici tozla yapalım. Bunu köklendirmeyelim. Yani toz kullanmayalım. Denememiz bu olsun. Bayağı bir şöyle bardağımızın dip kısmına kadar daldırıyorum. Ki bayağı önce suya batırdık. Ardından şöyle bir tozumuza saplarımızı batırıyoruz. Yukarıya doğru bayağı bir bu kadar bir toza bandırın arkadaşlar. Bu da önemli. Ardından şu şekil kapatıyorum. İlk etapta çok fazla sulamayacağız. Birkaç damla sulamamız şöyle yeterli buna. Çünkü altı incek kullanmış olduğumuz. Bunu da direkt ekiyoruz. Şöyle. Buna bir işaret koyalım. Bunu da yine hemen ilk suyunu verelim. Çelikten ekince suluyoruz. Şöyle bir fırçayla buna mercimek var bunda. Biz de işaret koyalım. Şöyle bir M yapalım. Kuruyacak bu boyamız. Suyla hızlıca yıkamadıktan sonra çıkmayacak zaten. Bu kadar, işaretimiz de yeterli. Bu mercimekli olan, diğeri mercimeksiz. Bakalım ne kadar süre içerisinde köklenecek. Bir sonraki videoda paylaşacağım. Takipte kalın. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Sonucu da paylaşacağım. Olumlu olumsuz her ne şekilde olursa olsun. Kanalımı beğendiyseniz, sizler de bu şekilde güzel denemeler yapıyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz bana. Kanalımda beğendiyseniz eğer abone olup bildirimleri açarsanız benim her videomdan haberdar olursunuz. Bunlar ücretli mi diye soran arkadaşlarımız var. Bunları yapmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum sizlere. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.